Evet değerli dostlar, sevgili Aşk Alelim takipçileri, kıymetli hemşerilerimiz. Bugün Ramazan'ın 3. günü Aşk Ale'den bir iftara yakın programı yapacağız yine. İlk 2 günde yaptığımız gibi bugün de 3. günü yayınımızı gerçekleştireceğiz. Sizlerden ricamız lütfen canlı yayınımızı paylaşmanız olacaktır. Oturun her nerede bizi izliyorsanız. Keyfinize bakın. Aşk Ale'yi, insanlarımızı sizler için görüntüleyeceğiz. Yer yer sohbet edeceğiz. Ramazan sohbeti edeceğiz. Tabii ki konumuz Ramazan. Bugün başka bir noktadan başladık yayınımıza. Her gün Aşk Ale'de, ilçemizde farklı farklı noktalardan yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bugünkü noktamız yine merkezdeki çarşıdan yayınımıza başladık. Hemen karşımızda fırın var. Gördüğünüz gibi insanlar ekmek almak için fırında sıra bekliyorlar. Bugün pazartesi Aşk Ale'nin pazarının olduğu gün. Normalde de kalabalık da bugün ekstra bir kalabalık var. Kıymetli dostlar, kurulan pazardan dolayı köylerden gelen hemşerilerimizin alışveriş yaptıkları gün, öyle diyelim. Ve programımıza başlayalım. Dün talihsiz bir olay yaşandı kıymetli dostlar. Şöyle akşam teravih sonrası bir amcamız evine giderken trafik kazası sonucu akın rahmetine kavuştu. Allah rahmet etsin cümle ölmüşlerimize. Hemen yayınımıza başlıyoruz. Şöyle hem esnaflarımızı ziyaret edelim, hem hemşerilerimizi ziyaret edelim. Ağa bey, selamünaleyküm. Ağa bey, canlı yayındayız. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Valla başka şundan alsam da yok. Ağa bey, o da dalını dönmüş ki gitti. Dalın ne ediyorsun sen kardeş? Peki, hayırlı Ramazanlar size. Ağa bey. Hayırlı çekimler. Eyvallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun ağa beyim. Evet, efendim. Kardeş, araban mı çalışmış? Yok abi, çalışmış. Keyif kese mi girmiş? Huzur yok, huzur abi, huzur. Niye? Ramazan niye? Gücümüz yetmiyor. Peki. Evet. Kardeş, bugün Ramazan 3. günü. Evet, Allah duygu hayırlısı. Ve düşüncelerini alabilir miyiz? Abi, iyi diye geliyorsun. Sen antrenmanlıydın, biz hazırlıksız yakalandık. Arayı 15'i de bırak, ondan sonra inşallah rahat. İnşallah. 15'inden deriydi galiba, 15'i bir silah, ha güzel. Silah, Allah izin. Valla sıfatı seç hele göstermiyor ama. Allah şükürü. Çok iyi misiniz? Çok iyi. İyi, hadi bak. Kendinize iyi bakın. Hemşehrilerimize ne söylemek istersiniz? Bizleri takip edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Peki. Herkese selamlar. Aleykümselam. Dikkat edin, arkada araba var. Hadi kolay gelsin. Evet efendim, şöyle yayınımıza devam ediyoruz. Bu tarafı da gösterelim. Burası da Merkez Camii'nin olduğu yer. Sizler de yayınımıza hoş geldiniz kıymetli dostlar. Yorumlarınızı okuyamıyorum. Selamun aleyküm. Çekilem seni. Neydi sen? Valla çok iyiyim. Neydim? Ne aldın bile? Çileğine bir tane kurma Ramazan'da. Ne yedin? Oo be, çileği aldıysan sen zenginsin. İçimiz yani. İçiz yani. Peki bugün Ramazan'ın 3. günü ne söylemek istersin? Selam abi, niye kaçırsın? Sağlık, mutluluk. Ne söyleyeceğim? Hem de yiyir içir oturuyor. Yiyir içir oturuyor. İş yok, yüz yok. Allah kolaylık versin. Amin. Görüşürüz. Görüşürüz. Evet efendim. Burada sevgili hocamız, Murat hocamız ve Cemil kardeşimiz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cemil'im. Edişen ama. Belli ki oruç sıkmış. Sayın hocam, nasılsın? Ne var ne yok? Allah İyisin inşallah. Teşekkür ediyoruz. Hocam, nasılsınız? Allah razı olsun. Bugün Ramazan'ın 3. günü. Bugün Ramazan. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi ben sizi dün takip ettim. Evet. Bazı arkadaşların
yani şey değil de şikayet değil de evet. Böyle orucun zorluğundan falan bahsettiler. Evet. Şimdi Resulullah Efendimiz'in hadislerine baktığımızda Ramazan ayı oruç inananlar için, Müslümanlar için büyük bir kazanç. Evet hocam. Sandalyemizi alalım. Şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela bizim burada Aşkale'de maden ocağı vardı değil mi? Evet. Şimdi bu maden ocağında çalışan çok değerli kardeşlerimiz, abilerimiz vardı. Bunlar yer altında çalışan insanlardı. O çalıştıkları zaman dışarıya ne şekilde çıkıyordular? Simsiyah çıkıyordular evet, değil mi? Aynen. Ama bu insanlar suya ve sabuna temas edince tertemiz oluyorlar. Şimdi Ramazan da bizim için büyük bir fırsat. Allah-u Teala da buyuruyor ki kullarım siz günahkarsınız, hatalısınız. Hepinizde günah var, hatasız kul yok. Öyle değil mi yani? Kul beşer, evet, şaşıyor. O yüzden ben size çok merhametliyim, size rahmet edeceğim. Sizin önünüze öyle bir şey koyuyorum ki Ramazan denen bir ay, oruç denen bir ibadet. Evet. Bu ibadeti aslına layık, efendim haramdan, dedikodudan, gıybetten, küfürden, isyandan, efendim ibadetlere gereken değer vererekten bu ibadeti yerine getirirseniz sizi diyor Ramazan'ın sonunda tertemiz bir şekilde çıkarırım. Bembeyaz, kar gibi, süt gibi, anladınız mı? Evet. Bu anlamda Ramazan bizim için çok değerli. Yani bizim kalıcı değiliz dünyada. Geçiciyiz. Her insanın belli bir zamandan sonra gideceği kesin olarak yurdu ahiret. Allah-u Teala da ahirete bizim efendim tertemiz olarak çıkmamızı arzu ediyor. Ki niye? Çünkü dedik ya Vallahu gafurur rahim, raufur rahim. Allah çok merhametli. Efendim kullarını cehenneme atmak istemiyor. Yani o kadar merhametinden söz ediyoruz ki bak sadece kitap indirerekten kalmamış, peygamber göndererekten kalmamış. Ne yapmış? Alimler göndermiş, öyle değil mi? Mürşitler göndermiş, hocalar göndermiş. Evet. Yani bu ne için? İnsanlık için. Bunu Müslümanlar için. Kulların efendim gaflete düşmesinler, kulların sıkıntıya düşmesinler, efendim Rabbini, yaratıcısını unutmasınlar. Bu şekilde de tevbe ederekten Estağfirullah ya eyyühellezine amenu tuğbu ilallah tevbeten nesuha, nasuh bir tevbe ile. Mesela her cuma hutbesinde ne okunuyor bizde? Ettaibunezzem bi kemellerden bere diyor değil mi Resulullah Efendimiz'in hadisinde? Evet hocam. Ne buyuruyor Resulullah Efendimiz? Günahından tevbe eden insan hiç günah işlememiş kimse gibidir. Bu Ramazan ayı bizim için bir kazanç. İnsanlık için büyük bir kazanç. Ama değerini bilene şikayet konusu olmayacak. Evet. Bunu Allah-u Teala'nın bize en büyük mükafatına vesile olarak görmemiz lazım ki İnşallah. Şimdi mahşerde mesela şöyle bir örnek verelim. Çok uzun olmasın. Sonra, buyur hocam buyur. Buyur hocam. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mesela böyle bir müdürlerin, kaymakamların, valilerin, milletvekillerinin yani bürokrasinin toplandığını düşünelim. Bir memlekette, bir yerde, bir makamda toplanmışlar. Evet. Orada mesela deseler ki Cemil Kurt. Efendim ismini zikretseler Cemil Onur'u olur değil mi? Aynen. Şimdi orucun bize kazandırdığı ne olacak biliyor musun? Şimdi mahşer çok çetin. Mahşer gerçekten çok çetin. Yani bu dünyadaki herhangi bir şeye benzemez bu. Yani gölgenin olmadığı, suyun olmadığı, arabilince insanlar hararetin zirve yapacağı. Efendim ısının zirve yapacağı. Kendi amellere göre bu değişecek. O zaman da o mahşer meydanında Allah-u Teala oruç tutan, işte dediğimiz gibi ama hakiki manada oruç. Evet. Böyle ellemsiz, bullemsiz. Aynı ben. Hoca demeyen. Yani. Evet. Aynı. Aynı ben. Evet. Bu şekilde oruç tutanları Allah-u Teala kalksınlar ayağına koyacak. Anladın mı? Orada çok ayrıcalıklı bir durum. Ya düşünebiliyor musun Allah-u Teala'nın orada işte isminin zikredilmesi. Çok müthiş bir şey yani. Evet. Orada ne yapacak Allah-u Teala? O sonsuz nimetler içine bizi gönderecek. Müthiş nimetlerini. Yani Resulullah Efendimiz hadislerinde öyle diyor ki siz Allah-u Teala siz ahiretin yani cennetin nimetlerini zihninize dahi getiremezsiniz. Yani zihninizde dahi canlandıramazsınız. Hayal bile yapamazsınız. Böyle büyüklükte, güzellikte bir nimetler. Efendim işte o mahşer meydanında Allah-u Teala bizi ne kapısından alacak içeri o müthiş nimetlere kavuşturması için
Reyyan kapısından girecekler. Kimler? Hakiki manada oruç tutanlar. İşte o yüzden Ramazan'ı böyle bir ganimet bilmek lazım. İnşallah. Ramazan şikayet konusu olmaması lazım. İnşallah. Ramazan evet. Yani dediğimiz gibi. İlk günlerin şeyi hocam, insanlarımızda böyle ilk günlerin vermiş olduğu bir küçük bir darlanma, özellikle sigara içen hemşerilerimizin öyle bir darlıklar olur. Tabii olabilir. Yani zamanla işte ikinci, üçüncü gün baksan ki insanların yüzünde gülücük olmaya başlar. Aynen. Yani inşallah daha iyi olacak. Şimdi Ramazan'ın kolay geçirilmesi için işte dediğimiz gibi Allah-u Teala'nın bize vereceği nimetleri düşünmek lazım. Bu zihninde tutması lazım, unutmaması lazım. Eğer bu şekilde zihninde her daim canlı tutarsa Ramazan inan ki hiçbir şekilde zor gelmeyecek. Çünkü zaten bir işte zorluk varsa yani illa ki yani oruç tutmak kolay değildir. Kolay değildir. Hı hı. O işin de mutlaka hediyesi, ücreti büyük olur. Şimdi mesela Allah-u Teala ibadetlerde belli ücretler koymuş. Ama orucun şeyini buyuruyor ki orucun mükafatını ben vereceğim. Bu bana ait. İsmini zikretmiyor. Evet. Allah-u Teala böyle bir şeyde bulunuyorsa artık siz düşünün. Tüm hep şeyin yani karşılığı nasıl, var ama orucun tabii, tek karşılığı Allah-u Teala. Zikretmiyor onun şeyini mükafatını ben vereceğim diyor. Eyvallah hocam. Canın Allah yerim. Kabul etsin. Amin inşallah. Dışarıdaki kardeşlerimiz de herhalde bizi izliyorlar. İzliyorlar İzleyen evet. vardır. Banttan da izleyenler olur. Onlara da sağlık, sıhhat, afiyetler diliyoruz. Çok Allah-u teşekkür ederim. Allah-u Teala arzu, isteklerini kabul eylesin. Amin. Bütün sıkıntılarından bertaraf eylesin. Memleketimize hayır bereketler ihsan eylesin. Amin. Memleketimizin terk edilmesi taraftarı değiliz. Memleketin kıymetini de bilenlerden eylesin bizleri. Amin. Çok güzel İnşallah. Bir memleket. Ben dışarıda gittim bak. Böyle fazla da uzatmak istemiyorum da. Ben Türkiye'nin en müthiş yerine gittim. Nereye gittim? Balıkesir Ayvalı'da. Evet. Yani orada görevlendim ve benim camiyle efendim denizin arasında sadece bir tane yol vardı. Ama bizim memleketin tadı yok. Aynen. İnan ki yani nereye gidersen Aynen. git şu memleketin tadı yok. O yüzden buranın kıymetini bilelim. Şimdi şöyle bak bir sitem yapayım ben. Şimdi bizim memleketin kaderi mi bu diyelim yoksa bir vefasızlık mı var? Şimdi burada inan ki parasını efendim kazanan insanlar genelde dışarı yatırım yapıyor. Bu çok evet. yanlış bir şey. Yani biz burada kazanıp burada dışarıya yatırım yapıyorlar yani maalesef. Burada kazanıyorsun. Bu insanlara faydalı olun. Yani buradaki göçün sebebi bir yerde zenginlerdir. Zengin buraya yatırım yapmış olsa inan ki bu buradan göç olmayacak. İnsanlar belki o eski Ramazanlardan bahsediyoruz. Yine o heyecana, o huzura kavuşacak. İnşallah. Öyle değil mi? İnşallah öyle olur İnşallah hocam. İnşallah öyle olur. Evet. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Ağzına yüreğine sağlık. Amin. Cümlemizin... Ben tura devam edeyim. Tamam, sağ olasın, buyurun. Var olasın. Allah razı olsun.